Görkemli Budist tapınaklara ve dünyaca ünlü adalara sahip, huzurlu ve hoşgörülü bir ülke olan Tayland hakkındaki videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tayland, resmi adıyla Tayland Krallığı, bir Güneydoğu Asya ülkesi. Batısında Myanmar, doğusunda Kamboçya, kuzeydoğusunda Laos ile çevrili olan ülkenin güneyinde ise Andaman Denizi ile Tayland Körfezi arasından uzanan Malay Yarımadası'nı paylaştığı Malezya bulunur. 513 bin kilometre kare yüzölçüme sahip Tayland'da 1430 ada bulunur. Tayland, Türkiye'ye göre 4 saat ileriden gitmekte. İki ülke arası aktarmasız uçuş süresi 9 saattir. Türkiye vatandaşları Tayland'a yapacakları seyahatlerinde 30 güne kadar vizeden muaftır. Ayrıca ülkeye girişte yaklaşık 600 dolar civarı nakit paranın ya da butsora denk gelen maddi bir mevlan beyan edilmesi gerekir. Bunun yanında konaklama ve ulaşım belgelerinin de gösterilmesi gerekir. Bulunan mağara kalıntıları ve çizimler, Tayland topraklarındaki ilk yerleşimlerin 40 bin yıl öncesine dayandığını göstermektedir. Çevre bölgelerdeki çeşitli uygarlıkların egemenliğinde kalan topraklar, 9. yüzyıldan itibaren Tayland'a ve komşu ülkelere yüzyıllar boyunca hükmeden Kamboçya merkezli Kimer egemenliğine girmiştir. 13. yüzyılda Kimer İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla birlikte Güney Çin'deki Yunnan kökenli oldukları düşünülen Tayşehir Devletleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu şehir devletleri Sukhothai, Ayutthaya ve günümüzde Tayland'ı yöneten Chakri Hanedanı'nın yer aldığı Ratnakosin gibi önemli krallıklar kurmuşlardır. Tayland, Avrupa ülkelerinin Hindiçin bölgesine kolonileştiremedikleri tek ülke olmuştur. Tayland bu durumu Kral 4. Rama'nın izlediği denge politikalarına borçludur. Hayatta filmlere de konu olan Kral 4. Rama, Fransa ve İngiltere arasındaki rekabetten yararlanarak Tayland'ın komşuları Burma, Kamboçya, Laos ve Vietnam'ın aksine sömürgeleşmemiştir. 1939 yılında ülkenin Siam adı değiştirilerek Tayland olmuştur. Ülkenin adı Tay ırkına ait topraklar anlamına gelmektedir. 1932 yılında mutlak monarşinin sona erdiği ülke, şu an parlamenter monarşi ile yönetilmektedir. Kral devlet başkanı unvanıyla milli birliği simgelerken, ülkeyi halkın seçtiği başbakan yönetir. 76 ilden oluşan Tayland'ın başkenti Bangkok'tur. Halk arasında melekler şehri anlamına gelen Bangkok, yaklaşık 8 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehridir. Tayland'ın toplam nüfusu ise 70 milyon kişidir. Nüfusun yaklaşık %75'i etnik Taylardan, %14'ü ise Çin kökenli Taylardan oluşur. Geri kalan %11'i ise Kimer, Lao, Malay gibi gruplardan oluşmaktadır. Ayrıca özellikle Kuzey Tayland'ın yüksek kesimlerinde farklı Güneydoğu Asya halkları yaşamaktadır. Ülkenin resmi dili Tayca'dır. Tanınan diğer diller ise Çince, Laoca, Malayca ve Kimerce'dir. Yıllar boyu animizm, Hinduizm ve Konfüçyanizm gibi çeşitli dinlerin egemen olduğu Tayland'ın resmi dini Budizm'dir. Ülkenin %95'i Budist'tir. Budizmin Theravada kolunun hakim olduğu ülkede, erkekler 20'li yaşlarına geldiğinde Budist tapınaklarında 6 aylık bir süreyle keşişlik yaparlar. Saçlarını tıraş edip kaşlarını alan erkekler her sabah yemek ve bağış toplarlar. Kadınların keşişlere dokunmaları yasaktır. Dinini yaşama konusunda herkes özgürdür ve eşraklara sahiptir. Taylandlılar en eski inançları olan animizmin izlerini ve etkilerini hala taşırlar. Bunlardan biri de ruh evleridir. Otel, restoran, bar, disco ve hatta pazarların girişinde bile görebileceğiniz bu ruh evlerinin amacı, önceden o yerde yaşadıklarına inanan ruhların mutlu olması için yapılır. Yapılmadığı takdirde ruhların huzursuzluk çıkaracağına inanılır. Ev ruhu, aynı zamanda evi izleyen ve koruyan bir ruh olarak da görülür. Tayland toplumu, kültürel ve etnik çeşitliliğe rağmen krallığa duyulan saygı ve ortak bir dil çerçevesinde bütünleşmiştir. Farklı kesimler arasında herhangi bir çekişme yoktur. Huzurlu ve güvenli bir ülkedir. Problemleri sevmeyen Tayland toplumunda, başkalarına karşı anlayışlı olmak ve tartışmadan kaçınmak son derece önemlidir. İnsanları eleştirmek, azarlamak, kavga etmek son derece ayıp karşılanmaktadır. Duygularını göstermekten kaçınan Taylandlılar, rahatsız olduğu veya değiştirmenizi istediği bir durum olsa bile bunu size söylemeyecektir. Tayland'da büyüklere ve üstlere saygı çok önemlidir. Elleri birleştirip kolların göğüs hizasındayken öne doğru eğilmesiyle oluşan Vayi hareketi yaygın bir selamlaşma biçimidir.
daha genç veya sosyal olarak daha alt kademede olan birisinin her zaman saygı gereği önce eğilmesi gerekir. Aynı zamanda bu hareket dua ederken de kullanılır. Ülkede dinsel mabetler başta olmak üzere bazı dükkanlara ve restoranlara ayakkabısız girilir. Ayak tabanınız görünecek şekilde oturmak veya ayaklarınızı bir yere uzatmak saygısızlık olarak kabul edilir. Ayrıca Budizm'de baş çok önemli olduğu için birinin başına dokunmak da büyük bir saygısızlıktır. Aile bağları kuvvetli olan ülkede çocuklar ailelerine bakmakla sorumludur. Tayland gülen yüzlerin ülkesi olarak da bilinir. İnsanlar sürekli gülümserler. Çok kibar, sakin ve sabırlıdırlar. Trafiğin çok yoğun olduğu caddelerde bile korna sesi duyma ihtimaliniz düşüktür. Karşısındakilere sıcak yaklaşırlar ve arkadaş canlısıdırlar. Tayland'ın güney kesimlerinde yaşayan bazı Müslüman erkekler etek giyerler. Rahat olduğu için giyilen etek genellikle evde veya camide giyilir. Taylandlıların çok fazla batıl inançları vardır. Çarşamba günleri saç kestirmemek, lot oynarken muz ağacına bakmak, tütsüden çıkan dumandan harf görmeye çalışarak ya da kaza geçirdiğinde öndeki aracın plakasına bakarak lot oynamak bu batıl inançlardan birkaçıdır. Trafiğin soldan aktığı Tayland, dünyanın en çok motosiklet kullanan ülkesidir. Ehliyetin kolay alındığı ülkede sıkça trafik kazası gerçekleştiği için trafikte dikkatli olmakta fayda vardır. Bazı şehirlerde trafik yoğunluğu da çok fazladır. Başkent Bangkok'ta 20 kilometreyi 4 saate gidebilirsiniz. Tayland ekonomisi büyük çoğunlukta ihracat odaklıdır. Başlıca ihracat ürünleri arasında otomobiller, bilgisayarlar, elektrikli ev aletleri, pirinç, tekstil ve ayakkabı, su ürünleri, kauçuk ve mücevherat sayılabilir. Tayland, Endonezya'dan sonra Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci ekonomisidir. Kişi başı ortalama 7674 Amerikan doları ile dünyanın en çok kazanan 80. ülkesidir. 2021 Eylül ayı itibariyle 1 dolar 33.3 Tayland bahtı iken 1 lira 3.76 Tayland bahtıdır. Tayland ekonomisinin önemli bir kısmını ise turizm oluşturur. Yıllık gelirinin yaklaşık %20'sini turizmden kazanan Tayland, pandemiden önce yılda 40 milyon turist ağırlıyordu. 2019 yılında sadece turizmden 65 milyar dolar gelir elde etmiştir. Tayland, dünyadaki cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yapıldığı ülkelerin başında gelmekte. Taylandlı erkeklerin arasında cinsiyet değiştirme durumu da oldukça fazladır. Bunun sebebinin çok fazla soya tüketmelerinden kaynaklı olarak östrojen hormonunun fazla salgılanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Tayland'a gelen turistlerin %10'unun ülkeye cinsel turizm için geldiği düşünülmektedir. Bu da yaklaşık 4 milyon kişiye denk gelir. Bu amaç için gelen turistlerin başlıcaları Japonya, Çin ve ABD kökenlidir. Plastik kullanımının ve çöpün çok fazla olduğu Tayland, plastik ve çevre kirliliğinin en fazla olduğu ülkelerden biridir. Bu atıklar yüzünden bir geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı dahil tam 7 kilo çöp çıkarılmıştır. Aynı zamanda 2019 yılına kadar dünyada denize en çok plastik döken 6. ülke olan Tayland, 2020 yılında mağaza ve AVM'lerde tek kullanımlık plastik poşet kullanımını yasakladı. Bu yasakla en fazla plastik atık sıralamasında 10. sıraya gerileyen ülke, 2021'de yasağın daha da genişletilip ülkedeki plastik kullanımının tamamen kaldırılmasını hedefliyor. Başkent Bangkok'ta hava kirliliği çok yüksektir. Bazı bölgelerinde 95 mikrogram ölçülen hava kirliliği, bireylerin akciğerine nüfuz ederek birçok hastalığa yol açıyor. Tam bir tapınak ülkesi olan Tayland'da yaklaşık 35 bin tapınak vardır. Tapınakları ziyaret etmek için mütevazı kıyafetler gerekir. Kolsuz tişört, şort veya çok kısa etekle girilmesi uygun değildir. Tayland'da sinema başlamadan önce milli marş çalınır ve ekrana kralın resmi yansıtılır. Her filmden önce mutlaka çalınan marş sırasında ayağa kalkmak zorunludur. Bazı kişiler bu nedenle filme geç girer. Ülkede 13 ve 15 Nisan tarihleri arasında su festivali düzenlenir. Kötülüklerden ve günahlardan arınmak için başlayan festival şu an dünyaca ünlü bir etkinliğe dönüşmüştür. Bir diğer ilginç festival de Maymun Festivali'dir. Lapburi şehrinde düzenlenen festivalde maymunlar için açık büfe oluşturulur. Tayland pek çok çeşitli hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Gezegendeki tüm hayvan türlerinin yaklaşık 1/10 birinin evi olan Tayland, tüm kuş türlerinin 1/10 birine ev sahipliği yapar. Yani Tayland'da Avrupa ve Amerika'nın toplamından daha fazla kuş var. Eski adı Siam olan Tayland,
Siyam kedilerinin de çıkış yeridir. Başlangıçta 23 çeşit Siyam kedisi olmasına rağmen şimdi sadece 6 tane vardır. Tayland'ın geleneksel takvimi Budist çağına göre düzenlenir. 543 yıl ileri olan takvimde 2021 yılı 2564 yılına denk gelir. Tayland'da yer alan Kavi Köprüsü, İngiliz komutanının emriyle Japonları kıskandıracak bir köprünün yapımının istenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Burma Siyam Demir Yolu'nun bir parçası olan köprünün yapımında yaklaşık 80 bin kişi ölmüştür. Köprü bugün Tayland'ın en önemli turistik merkezlerinden biridir. Tayland'da kraliyet ailesi, vatandaşları tarafından çok sevilir ve derinden saygı görür. Monarşinin herhangi bir üyesini eleştirmek kesinlikle yasalara aykırıdır. Ülkedeki yasaya göre krala, kraliçeye veya kraliyet varislerine karşı yapılan saygısız davranışların cezası hapistir. Kralın yüzünün basılı olduğu Tayland para birimi olan Tayland bahtına basmak bile hapse girilmesine sebep olabilir. Tayland bir zamanlar Doğu'nun Venedik'i olarak adlandırılırdı. Bunun nedeni Chaopaya Nehri üzerinde kazıklar üzerine inşa edilmiş birçok binanın yanı sıra Bangkok'un ticari faaliyetlerinde önemli bir faktör olan birçok kıvrımlı kanallarıydı. Başkentte hala turistlerin ve yerlilerin tekne gezintisinin keyfini çıkarabilecekleri çok sayıda güzel kanal olmasına rağmen Bangkok'un zamanla büyümesi nedeniyle kanalların çoğu doldurulup döşendi ve bugün sokak ve kaldırımlar haline geldi. Dünyanın en büyük som altından budası da Tayland'da yer alır. Ülkenin en etkileyici manzaralarından biri olan 15 metrelik altın heykel, 5,5 ton ağırlığında ve milyonlarca dolar değerindedir. Dünya Meteoroloji Örgütü, Tayland'ın başkentini ortalama 28 santigrat derece ile dünyanın en sıcak şehri ilan etmiştir. Tayland'ın mutfağına bakarsak, diğer Güney Asya ülkeleri gibi en çok tüketilen ürün pirinçtir. Tayland yemeklerinin çoğuna tuzun yanında şeker de konulur. Yemeklerin çoğuna eklenen bir diğer ürün de yumurtadır. Neredeyse her yemeğin yanında veya üzerinde yumurta bulunur. Balık ürünleri ve tatlı patates de ülkede çok yaygındır. Tayland'da dışarıdan yemek, evde yemek yapmaktan daha uygun olduğu için sıkça dışarıdan yenir. Muz ve Hindistan cevizi ile yapılan kızartma roti, acılı bir karides çorbası olan Tom Yam Kun, bol ekşi ve ızgara etlerden oluşan Yam Niva Yan ünlü yemeklerinden sadece birkaçı. Tayland'da tüketilen bir diğer şey ise böcektir. Sokakta kızartılmış böceklere sıklıkla denk gelebilirsiniz. İhtişamlı Budist tapınakların, birbirinden güzel adaların ve sahillerin yer aldığı bu güzel ülke kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Tayland'ın güneyinde, Andaman Denizi'nin kıyısında yer alan Phuket Adası, ülkenin dünya ünlü ve en güzel adalarının başında geliyor. Bu güzel adada Phuket tapınaklarını gezip, bol bol denize girip çevredeki adaları keşfedebilirsiniz. Diğer ünlü adaları ise sahil filminin çekildiği Phi Adası, her ay Dolunay gecesinde düzenlenen Dolunay Partisi ile ünlü olan Kopangan Adası, gece hayatı bakımından en hareketli olan Kosmuyu Adası'dır. Güney Asya'nın en büyük müzesi olan Bangkok Ulusal Müzesi, yine Güneydoğu Asya'daki en büyük botanik bahçe ünvanına sahip olan Nonnoç, tamamen beyaz olan Beyaz Tapınak, 13. yüzyıla ait antik eserler, göletler ve yemyeşil ağaçların yer aldığı Sukhothai Tarihi Parkı da görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçı. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Tayland hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.